Şöyle birkaç kelime sarf edeyim gördük. isterseniz. Bunu Elbap'ta yazmıştım. Elbap'taki arkadaşların ilk Elbap'a girişleri sırasında ben de oralardaydım. Orada hissiyatım buydu ve orada yazmıştım. Görev yaparken de hissiyatlarım bunlardı. Aynı hissiyatlarla yazdım. Evet... Ee, savunma sanayi konuşuyoruz ama savunma sanayinin içindeki insanı asla atlamayacağız Çünkü bizi biz yapan robotik hareketlerimiz değil duygularımız vicdanımız Vatan sevgimiz millet sevgimiz inancımız bize bizi farklı kılan herkes de silah var herkes de uçak var herkes de askeri birlikler var ama bizi farklı kılan başka bir şey O yüzden hani çok teşekkür ederim sizler de e, bu isteğime ...destek verdiniz. Biz teşekkür ederiz. Onları anarak başlamak... savunma sanayi anlamak adına bence en önemli şeydi. Çok teşekkür ediyorum. Kesinlikle. Bütün kesinlikle. global ekibine. Biz çok teşekkür ederiz Mete Bey. Bu vesileyle. Eyvallah. Anka ile başlayalım. Asıl dediniz? meseleyi bize hatırlattığınız için. Eyvallah. Anka 3 ile... ...evet başlayalım. Bugün yine... E, ...heyecanlandıran, gururlandıran... ...beklediğimiz o görüntüleri... ...Cumhurbaşkanı Erdoğan gösterdi... ...ve yine bir kez daha... ...Türk halkı olarak göğsümüz kabardı. Hemen o görüntülere bakarak başlayacağız. Şimdi ilk uçuşunu gerçekleştirdi değil mi Mete Bey? Ee, aslında çok uzun Siz Siz zaman... tabii uçmadan görmüştünüz bu arada. Ben evet, Binmiştiniz. uçmadan gördüm. Yer testinin yapıldığı zamanda da yani bunu yapan mühendis ekibiyle de bir araya gelmiştim. Hı, hı. Ee, dünyada derin darbe diyebileceğimiz tipteki dikine kanatları olmayan... Hı hı. E, görünmezlik özelliği en yüksek seviyedeki bir uçağı, insansız savaş uçağını uçurduk. Hı hı. ...görünmezlik seviyesi en yüksek ya... ...bu biraz evet. e, merak edilen bir konu... ...çok merak <laughs> edilen bir konu hatta. Nasıl yani oluyor? Örnek vereyim size... E, ...F-35, herkesin anlayacağı dilde söyleyeyim... Hı hı. ...bir F-35... ...bir güvercinin... ...görünebileceği kadar görünebiliyor... ...radarda. İnanılmaz. Peki, Anka 3? Anka 3 de aşağı yukarı ona yakın bir şey olacak. Çok iyi. Yani bu görünmezlik dediğimiz şey... ...bize ne katacak? Zaten... Bunun ismi derin darbe. Hmm. Bunun görevi aslında asıl görevi hava yer görevleri olacak. Yani bütün uçaklar, askerlerimiz, donanmamız bir yere gitmeden önce ona saldıracak olan derinliklerdeki hedefleri vurmak için hazırlanmış bir uçaktan bahsediyoruz. Hmm. Evet şimdi hani zaman zaman F-35'i falan konuşuyoruz. F-35'in görevlerinden bir tanesi de aslında bunu yaptığı görevlerden bir tanesi. Hmm. f 35te Belli bir yere kadar geliyor, görünmüyor, oradan füzelerini fırlatıyor, görevini icra ediyor ve geri geliyor. Onun daha bir ufak modelini düşünün, insansızın düşünün, hı hı. onun yaptığı şey bu. Bakın uçarken görüyorsunuz, aslında görmüyorsunuz. Şunun altında büyük bir kapakçık var. Uçarken o kapakçık açılıyor, hı hı. sistem dışarı çıkıyor ve işte atacağı. İster som olsun, isterseniz başka bir füze olsun, ateşliyor ve gönderiyor. Ondan sonra hı hı. tekrar kapattığında tekrar görünmez hale geliyor. Uçağın göründüğü bir tek an, uçağın füzesinin ateşlendiği an. Hı hı. Tekrar görünüyor ve tekrar yok oluyor. Füzelerde de tabii akıllı mühimmat değil tabii mi? Tabii hepsi akıllı mühimmat, uzun menzilli mühimmatlar. Birazdan onların teker teker açıklayacağız. E, demin çok güzel bir şey söyledin. Bir yıl önce yaptıklarımızda işte bunlardan bir tanesi, meyvelerden bir tanesi de buydu. Buydu. Bu büyük meyveydi. Bundan başka ne vardı? Milli Muharip Uçak büyük meyveydi. Hı hı. E, Atak 2 e, dediğimiz büyük abi e, büyük meyveydi. Hı hı. İstif büyük meyveydi. Hı hı. Reis sınıfı denizaltı büyük meyveydi. Hı hı. Ondan sonra Anadolu gemisi büyük meyveydi. Bunların hepsi normalde bir ülke için, bir ülke için söylüyorum. Bir tanesini yapsanız kıyameti kopartacak olan gemilerden bahsediyoruz. Bir hikayeyi ben arkadaşlara özetlerken göndermiştim. Eğer varsa onu koyarlarsa çok memnun olurum. Biz bugün neyi konuşacağız biliyor musunuz? Aslında dillendirirken bir şey yaptığınızı söylüyorsunuz. Peki soralım. Bunun aynısını kaç ülke yapıyor diye sorsak ne der insanlar? Arkadaşlar da öyle bir şey hazırlığı yaptırmıştık. Türkiye dünyada kaç ülkenin ürettiği şeyi üretebiliyor diye. Çok güzel bir tablomuz var. Hı hı. O bence aslında Türkiye'nin... ...nereden nereye geldiğini de çok iyi anlatıyor. Çok iyi başka yani. bir şey daha var. Şimdi Anka'yı seyrediyoruz. Müthiş bir görüntü. Gerçekten büyük bir gurur verici. Bunun aynısı biliyorsunuz Kızıl Elma. Evet. Kızıl Elma biraz daha farklı. Kızıl Elma hava hava muharebesi yapacak. Yani başka bir uçakla... Hı hı. E, ...gerekirse muharebeye girecek. Üzerindeki sistemler... onun için hı hı. geliştiriyor. Bu başka bir sistem ama bu da insansız bir savaş uçağı. Biliyorsunuz biz ne yapıyorduk? İnsansız hava aracı diyorduk. İHA diyorduk. Başka silahlı insansız hava aracı dedik. Sonra TİHA dedik. Taarruzi insansız hava aracı dedik. Farkında mısınız? Sınıflar yukarı doğru gidiyor. Hı hı. Şimdi dünyanın en çok geliştirmek için istediği, arzuladığı insansız savaş uçaklarını yapıyorsunuz. Herkes insansız e, şey yapıyor. Hava aracı yapabilir. Hı hı. Ama savaş uçağı. İnsansız savaş uçağı yapan dünyadaki ülke sayısı 3. Diğerleri Amerika Birleşik Devletleri, Amerika Birleşik Devletleri, e, Rusya ile Çin çalışıyor. Hı hı. Beraber ortak yaptığı projelerde var. Türkiye insansız savaş uçağı yapan ülke olmak, hı hı. bu kabiliyete gelebilmek sizi bir teknolojik olarak sizi alıyor, başka bir evrende başka bir yere yerleştiriyor. Savunma sanayi evresi olarak başka bir yere koyuyor sizi. Hı hı. Çünkü size baktıklarında şunu görüyorlar. İnsansız savaş uçağı yapabilecek teknolojiye geldi diye bakıyorlar. Hı hı. Herkes şöyle söylüyor. E, bunu zaman zaman gittiğim yerlerde de karşılaşıyorum. Biz savunma sanayine çok ilerledik değil mi abi diyorlar? Hayır diyorum. Sanayide ilerlediğimiz için, teknoloji ilerlediğimiz için savunma sanayimiz de ilerledi. Hı. Çünkü bunları yapabilecek olan mühendisleri eğitemezseniz, e, bunları kim yapacak? Yurt dışından bir tane hani şey yapmıyoruz. Hani hakem, makem gelsin tartışıyoruz ya, hı hı. yurt dışından mühendis getirmiyoruz. Bunların hepsi Türk mühendisleri, hı hı. Türk işçileri. Bu da eğitiliyorlar. Türkiye'deki üniversiteden mezun olan çocuklar bunlar. Hı hı. Sonra fabrikalar bizim fabrikalarımız. Yerli ve mini fabrikadan bahsediyoruz. Bu üretimi yaptığımız bütün ekipmanlar, zaman zaman motor konusunda destek aldığımız konular var. Hı hı. Ama neredeyse büyük bir çoğunluğunu Türkiye'deki fabrikalarda yapıyorlar. Büyük bir aile bu. Ne kadar büyük bir aile? 80 bin savunma sanayi içerisinde, 25 de silahlı kuvvetleri içerisindeki fabrikalar, tersaneler, bakım onarım tesisleri, hı hı. ayakta tutan, bu ürünler ayakta tutan büyük bir aileden bahsediyoruz. 100 bin kişi, 105 bin kişi bu ailenin içine çalışıyor. Peki birkaç sene sonra nereye gelecek bu biliyor musunuz? Yaklaşık çok kısa bir zamanda 200 bin kişiye ulaşacak. 200 bin İnanılmaz çok yetişmiş bir rakam. Elemandan bahsediyoruz. Farklı bir yere geleceğiz. Arkadaşlar o şeyi bulabildiniz mi? O... Onu birazdan verecekler tamam. Mete Bey. O sırada sizin e, ziyaretinize de bakalım mı? Siz çünkü havalanmadan ha, evet. önce Anka 3'ü görmüştünüz. Anka 3'ü gördüm doğru. Pek çoğunu gördüğünüz gibi. Valla e, işin iyi tarafı şu. Ben görmediğim, konuşmadığım bir şeyi hiç hoşlanmıyorum. Hı. Yani çünkü şöyle bir şey oluyor. Görmezseniz, dokunmazsanız siz de inandırıcı olmuyorsunuz, siz de anlatamıyorsunuz. Hı hı. Ama gidip mühendislerle ve diğerlerle konuştuğunuzda, onların gözün içine baktığınızda hı hı. anlıyorsunuz başarı hikayesini. O yüzden isterseniz dinleyelim. Evet. Kaba bakmıyoruz. Taksi görevlerini icra eden, e, uçuş öncesi gereken en fazla sürede... de testlerini tamamlayan ve çok yakın bir savaş uçağına bakıyoruz. Bir insansız savaş uçağına bakıyoruz. Anka 3'e bakıyoruz. Görünmez uçağa bakıyoruz. Ya ya her bir şeye giriyoruz. Böyle büyük hangara giriyoruz. Müthiş projeler ya. Değil mi? Çok. Birine giriyorsunuz başka bir proje. Devasa bir proje. Başkasına giriyorsunuz başka bir... Şu proje kendi başına efsane bir proje. Düşünsenize. MMO uçuyor. Yanında Anka 3'ler. Anka 3'leri komuta ediyor Milli Muharip Uçak. istersen yerden yap. Bunun içerisinde kapalı bölümlerde silahlar var. Görünmez olduğu için dışarıdaki her çıkıntı problem yaratıyor. Milli Muharip Uçak'taki pilot bunun üzerindeki silah sistemlerini ateşleyebiliyor. Hani bu bir hayaldi, bu bir gerçek. Biraz daha e, imkan ve kabiliyette arttırıldığında ses üstü geçecek. Ama şu anda sese yakın ses hızına yakın bir uçaktan bahsediyoruz. Biz şu anda bir inanılmaz ses tabii hızını de, da geçecek. Tabii de bunlar mesela Kızıl Elma için de geçerli. Kızıl Elma'da motorları geliştiriliyor. Onlar da ses hızının üzerine geçerek e, uçaklar. İlk etapta e, sese yakın uçaklar, daha sonra ses üstüne geçecek uçaklar. Ya şey çok güzel. Bakın. Bunun mühendisiyle, bunun baş mühendisiyle konuştuk biz. Hı hı. E, tabii güvenlik açısından ve diğer şeylerde onlara çok fazla e, girmiyoruz. Hı hı. Ama Mesela o kadar gurur, gururla anlatıyor ki, o kadar böyle içten anlatıyor ki, böyle bir hangar yalnızca buna çalışıyor. Bütün mühendisler bunun üzerinde yoğunlaşmışlar. O beni çok mutlu etmişti. Başka bir hangara giriyorsunuz. Başka bir hangarda çok önemli başka bir proje var. Geliştirilen başka bir proje var. Sizi alıyorlar başka bir hangara götürüyorlar. Başka devasa bir projeyi görüyorsunuz. Ve şey geçiriyorsunuz. Şu, yani şimdi ben çok geziyorum. Gezdiğim için de aşağı yukarı biliyorum. Bunu ne zaman yaptığınızı diye düşünüyorsunuz? Mesela aynı soruyu şeyler de soruyor. Mesela yabancı heyetler geliyor. Mesela cumhurbaşkanları geliyor. Hı, hı. Genel başkanları geliyor yabancı ülkelerin. Mesela buralara götürüyorlar. Adam şok geçiriyor. Gerçekten şok geçiriyor. Mesela şey diyorlar. İşte birazdan geleceğiz. Mesela bunun gibi uçakları gördüklerinde. Biz sizin bunu 2028'den önce uçuramayacağınızı düşünüyorduk. Düşünüyorduk. Siz nasıl bu hale gelebildiniz de 2023'te 5 sene önce uçurdunuz bunu. Sorusunu Kendileri soruyor çünkü kendi istihbarat raporlarına diyorlar ki... E, ...motor vermedik, e, parça vermedik, onu vermedik, bunu vermedik. E, bunları yapmaları için geçen zaman bu olacak. E, Hı -hı. Ne zaman yapacaklar? 2028'den önce yapamazlar. Hı -hı. O da en iyi tahmin. Nasıl yaptık peki? <laughs> Onun hikayesi çok derin ya. Vallahi çok derin. Sığmaz programı diyorsun Ya şöyle anlatayım o zaman. mini Muharip Uçak'ta anlatayım mı? Olur. Çünkü Milli Muharip Uçak'taki... E, kişi bana anlattığında ben e, hem üzüldüm, hem çok üzüldüm. Hı hı. Hem de hikayesini bana çok doğru, doğru geldi yani. Tamam. Milli Muharip uçak geldiğinde, tam oraya gittiğimde, çünkü onlarla da konuştuğumda bir anarkot anlatmışlardı. Beni çok çok canımı yaktı çünkü. Bir Türk vatandaş olarak çok canımı yaktı. Öyle tamam. Söyleyeyim. Onu tamam. da konuşalım. Anka'yı biraz daha konuşalım o zaman. Şimdi siz anlattınız tabii o e, anlatışınızdaki, şu an anlatışınızdaki heyecan zaten Oralara, o zamanlara şahit olduğunuzu da gösteriyor bize. İşte hangar dolusu e, bu uçak için çalışanlar, başka bir yerde başka bir e, savunma sistemi için çalışanlar. Bugün kim bilir onlar nasıl hissetmiştir mesela Anka 3 havada ee, görünce? Ay, i̇sterseniz uçtuktan sonraki en son onun ekibini bir görün bakalım kaç kişi oluşuyor. Evet görelim. Bir görün bakalım en sonundaki e, uçtuktan sonraki görüntüyü bir seyredin. Yıllardan beri bu projeye çalışan ekip var. Onların çocukları bu. Hani siz çocuğunuz emeklediğinde nasıl hissediyorsanız, Evet. onlar da e, o doğum sancısını yaşadılar şu anda. Kaç yıldan evet. beri bunu bekliyorlardı. Evet. Bu proje onların eseri çünkü. İlk e, tohumları ne zaman atılmıştı yani fikren? Vallahi aslında 3-4 senelik bir mazisi var bu işin. Kızıl Elma ile aşağı Yukarı aynı döneme denk geliyor. Hı hı. Ee, Kızıl Elma biraz daha hızlı ilerledi çünkü spesifik bir projeye odaklanmışlardı. E, TUSAŞ'ta çok fazlasıyla proje var. Hı hı. O projelerden bir tanesi de buydu. Ve yaklaşık bir 3-4 aylık bir kaymayla hayata geçirdiler. Bakın şu ekip görüyor musunuz? Yani bunlarda orada çalışanlar, itfaiye ekipleri de var, diğer ekipler de var ama... Böyle bir aile işte. Bu bir tane proje. Milli Muharip Uçak'ta çalışan ekibin büyüklüğü 3000 kişi. Ya. Ben e, daha önce gittiğimde tesise, mesela bundan 6 yıl önce gitmiştim... Hı hı. Bir de ta çok e, bizi yüzbaşıyken iken e, geziye götürmüşlerdi hı hı. TUSAŞ'a. İnanın e, aradaki farkı size söyle söyleyeyim. Son 6 yıldaki farkı size anlatamam. Tesis her gittiğim seneyi tanımıyorum ben. Hı hı. Zaten bu alandaki yer bitmiş durumda şu anda. Yani kocaman o Akıncı Üssü'nün olduğu yerdeki alanı bir devasa bir alandır orası. Hı hı. Orası şu anda tükenmiş durumda. Devlet başka bir yerde vesaire başka bir alanda e, üretim yapmaya, üretim yaptıracak. Çünkü neden? Yetmiyor alan yetmiyor. O kadar fazla proje dedim, dedim ya. E, TUSAŞ'ın başındaki genel müdür hı hı. diyor ki yani bizim sıkıntımız talebi karşılayıtmak için üretim. Dedim hı hı. nasıl yani? E, parasını veriyorlarsa yapalım. Ama öyle olmuyor dediler. Hı. Sizin dediler bu projelerin hepsini hayata geçirmeniz için dünyadaki bütün fabrikalardaki makinaları çalıştırmanız lazım. Dediler. Bakın Türkiye'den bahsetmiyorum. Dünyadaki bütün fabrikalardaki makineler. Çünkü bazen şunun üzerindeki bir parça hı hı. bir yıl boyunca işleniyor. O kadar ince bir parça ki. Birazdan size bazı parçalar göstereceğim. Saç telinin binde biri incelikteki bir hata makineye çalıştırmıyor. İnanılmaz. Saç telinin binde birindeki bir hata iki parçayı birleştirmiyor. İki parçayı saç düşünün, bunun binde birini düşünün. Yani hayal dahi edemedim şu an. Şimdi ama işte hayali orada görüyorsunuz. Ben onun başında bekleyen adamları gördüğümde aynı hayali görmüştüm. Hürjet'in başındaki mühendisleri ilk Hürjet uçmadan önceki o heyecanını onların gözlerine gördüm. İşte bunun milli muharip uçağın, milli muharip uçağın ilk parçasının üretildiği gün oradaydım ben. Ya. Bak ilk parçasının üretildiği. Neydi ilk parçası? İlk parçası ee, ...daha sonra yayınladılar biliyorsun. Radyatör parçasıydı. Hı. Hatırlıyor musunuz? Bir gazetemiz şey dedi... ...aa milli Muharip uçak yapacaklar bundan diye... ...bir radyatör parçası gibi şey yayınladılar. Aslında o en önemli parçadan bir tanesiydi. Her zaman ilk parça yayınlanır. Hı hı. Yani bu uçak değil. O hazırlanacak olan bin parçadan bir tanesidir. Hı hı. O parça önemlidir. Hatta şöyle söyleyeyim. O parçaları hazırlanırken... ...ilk uçağın parçaları hazırlanırken... ...o dökülen... E, ...hani ne derler... Metal parçaları vardır. Metal hı hı. parça dökülür ya hı hı. onları atmazlar. Onları biriktirip onlardan mesela milli Muharip uçaksa milli Muharip uçağın maketlerini yaparlar. Aa. Ve şey derler bu onun ilk yapılan parçasından çıkan e, parçalarla yapılmıştır diye. Bu kadar önemlidir. Part attığınız bakın ne kadar şey söylüyorum. Evet. Ben onun ilk parçasının yapıldığını gördüm. Sonra ilk böyle montaj aşamasını gördüm. Montaj aşamasında şöyle bir şey gerçekleşti. Dedim ki arkadaşlar bakın çok iddialı bir proje yapıyorsunuz. Bunu hı -hı. dedim off the beraber konuşuyoruz. Şimdi uçtu, uçağı için bir şey söylemiyorum. Hı -hı. Ya dedim F-16 ile yan yana koyduğunuzda F-16 bunun çocuğu gibi kalıyor. Bak o kadar devasa uçaktan bahsediyorum. Hı hı. Gördüğünüzde eliniz ayağın çözüldü. Benim elim ayağım çözüldü onu söyleyeyim size yani. yani o sizin kadar büyük bir uçak. bizim de bayağı çözüldü. Yok, ger yok gerçekten söylüyorum o kadar muhteşem bir uçak. Dedim emin misiniz? Bakın biz daha f 16yı iyi yapıyoruz ama daha hürjet yapmadan, hürjet de bir savaş uçağı, jet motorlu bir savaş uçağı. Dedim biz 5. nesil savaş uçağı yapmaya kalkıyoruz. Yapabilecek misiniz dedim ya. Çok iddialı bir şey bu dedim bak. Hı -hı. Bunu, bunu şey gibi sordum yani hani böyle ne nasıl diyeyim. Samimi bir şekilde. Samimi bir şekilde evet. sordum. Bak ve gözlerinin içine baktım. Sorun yok dediler bak. Emin misiniz dedim. Mart yetiştirecek misiniz dedim. Bu söylediğim tarihlerde... Ee, 2023'te biliyorsunuz e, hayata geçirildi aslında daha önce girecekti deprem olunca tören ertelendi biliyorsunuz hı hı. 18 Mart'ta yapacaktı deprem olunca bütün o törenler ertelendi 18 Mart'ta yetiştirebilecek misiniz dedim yetiştireceğiz soru yok dedi hatta biz dedi, birkaç ay avans bile verdik dedi kendimize hani hı hı. bir problem çıkar mı diye sonra birleşme aşamasındaki mühendislerden yanında baş mühendisle konuştum Hiçbir sorun yok dedi. Emin misiniz dedim. Hiçbir sorun yok dedi. Bu kadar eminsiniz, bu kadar eminiz dediler. Birleşik'den sonraki halini gördüm. İlk çıktığı halini gördüm. Bunun da aynı şekilde, mesela bunu yapan mühendis bana şey söylemişti. Bizim bunda korktuğumuza demişti biliyor musunuz? Nasıl ne dedim ya, neyinden korkuyorsunuz? Bu uçağın dediler, problemi uçmak, yani ilk kalkış yapmasında problem yok dediler. Bu uçak girinmek istemiyor dediler. Ha. Nasıl dedim ya? Nasıl uçak girinmek istemez mi? Yani tabii teknik olarak öyle söylüyor. Başka bir tabiri var da dediler bakın şu arkada dikine kanatlar olmadığı için dediler. Uçak kalkarken problem yaşamıyor. İnerken problem yaşıyor. Hmm. Bizim korkumuz uçağın kalkmasında değil. İnmesinde problem yaşayacağız diye korkuyorlar. Bugün seyrettim. Yemin ediyorum şey gibi indi. Çok yumuşak indi. Yani aynen tereyağından, tereyağından kıl çeker gibi o kadar rahat bir şekilde indi. Ha. Ama bu tecrübe nereden geliyor? daha önceki bütün projelerden geliyor. O bütün projelerin birikimi, teknik birikimi önemli. Başka bir şey daha, tabii biz meyve topluyoruz dediğimiz şey çok doğru bir tabir aslında. Ağaç, ağaç size aitse Hı -hı. meyve toplarsınız. Hı -hı. Birisinden mal talep etmiyorsunuz. O ağacı aşılıyorsunuz ve o ağaçtan meyve alıyorsunuz. Şimdi TUSAŞ ailesi, Tayyip ailesi bir aslında ağaç, kocaman bir ağaç. Hı -hı. O ağacın içerisindeki tecrübeler o ağacın içinde. Ama başka bir şey daha var. Mesela bu uçağı çok kısa sürede nasıl yapabiliyorsunuz biliyor musunuz? Bu uçağı test edebilmek için olan bütün test merkezleri ne orada kuruyorlar? Hmm. Diyeceksiniz nasıl? Rüzgar tüneliniz yoksa bunu alıyorsunuz, yurt dışına gönderiyorsunuz. Bütün veriler de oraya gidiyor. Hmm. Sıraya giriyorsunuz, üstüne para veriyorsunuz. Bütün bilgiler onların eline geçiyor çünkü test merkezindeki detaylar onların eline geçiyor. Sonra ne oluyor? Sonra tekrar geri geliyorsunuz, düzeltiyorsun, tekrar gönderiyorsunuz. Bunların her bir süreç Tabii. erteliyorsunuz. Bakın bunun üzerindeki bütün parçalar, mesela şunun üzerindeki parçalar, tek tek sökülüyor. Bir tane bildiğiniz büyük bir fabrika düşünün. Yaklaşık bir 5000 metre kare falan bir fabrika düşünün. Orada her birinin testle bağlandığı makineler var. ...bu uçak sanki saatlerce uçmuş gibi tese tabi tutuluyor. Hı. Üzerindeki tek parçalar dair olmak üzere. Neye maruz kalacaksa. Hı hı. Yani bu uçak bir sene uçarken başına ne gelecekse... Hı hı. ...oradaki makinalar sanki uçuyormuş gibi aynı etkiyi ona veriyor. Ve bütün aletlerde oluşan arızaları veya çatlakları ve şeyleri görüyorlar. Hı hı. Bu da size sürekli kazandırıyor. Tabii. Ve o yüzden de normalde yurt dışına gönderip yapacağımız bütün tecrübeler... Bu geldi. Bu bizim için avantaj. Türkiye aynı zamanda bir test merkezi haline döndü. Tayin'in içerisinde kendi içerisinde yaptığı uçakları test edebilecek her türlü imkan ve kabiliyet var. Biz artık yurt dışına bir şey göndermek zorunda değiliz. İster motor isterseniz ürettiğiniz parçalar dahil olmak. Yani yerli ve milli olmanın önemi de bu aynı zamanda değil mi? O zaman test merkezi çok çok önemli. Hayır şöyle bir şey daha var. Test merkezine sahipseniz o zaman kimse bilemez bizim. Hem ona sahipsiniz, başka bir şey daha. Bir şeyi test edebilecek bilgiye sahipsiniz, üretmeye de sahipsiniz demektir. Örneğini vereyim. O test merkezine Gökbey için gitmiştik. Birazdan Gökbey'e geldiğimizde söyleyeceğiz. Gökbey'i konuşurken dedim ki yani uçak satmakta zorlanıyor musunuz? Diğerlerini satmakta zorlanıyor musunuz? Sonuçta biz ilk defa helikopter yapan bir ülkeyiz. İlk defa uçak yapan bir ülkeyiz. Adam yılların yapan ülkesi varken sizden niye alsın ki? Hı hı. Niye alsın ki yani? No. Başka yapan ülkeler var. Çok ilginç bir şey söylediler. Biz dediler onları alıyoruz, test merkezine getiriyoruz. Hı hı. Test merkezinin gördüklerinde... ...tamam arkadaşlar, e, fiyatını konuşmaya başlayalım diyorlar. Aa, almak istiyorlar. İşte diyorum ya size... ...o test merkezini gördüklerinde siz... Zaten başka bir evreye geçmişsiniz Doğru. diyorlar. Siz zaten hani başka bir şey yapıyorsunuz. Hı hı. Ondan sonra şeyi konuşmuyorlar diyorlar. Siz uçak yapar mısınız, yapmaz mısınız bölümünü artık hiç tartışmıyorlar. Hı hı. O tartışma çoktan bitti. Tay için o dönem bitti. Dediğim gibi Tayin'in derdi malı üretip üretememekle ilgili. Hı hı. Uçağın kalitesiyle falan ilgili değil yani. Geçelim bir de mi? de Anka 3'ün özelliklerine tamam. kısaca bakalım, bakalım öyle tamam. geçelim istiyorsanız. Evet. Evet aslında e, ilginç bir şey bir yapısı var değil mi? Bunun bir de başka bir özelliği de var. Üzerindeki boya ve katman şu anda bu uçakta üstünde yoktu onun. Evet. Bu hal alacak. Hı, bu şekilde olacak. Yani özel bir boya çalışıyorlar. Özel bir katman çalışıyorlar. Hı hı. Bu radar geldiğinde emecek ve yansıtmayacak. Aaa. Tabii. Radar kesinlikle göremeyecek yani. İşte dediğim gibi. Zaten yani güvercin -35, gibi F35 ne kadar gözüküyor dedim... Bir güvercin kadar. Evet. Anka 3'te o kadar. Anka kuşta o kadar gözükecek. Yani emecek en azından bütün e, ısı ve diğer şeyleri göstermemeye çalışacak. Hı -hı. O yüzden çok özel bir boyasından tutun üzerineki kaplamasına kadar içine kadar her şeyi içine alması, yüzeyde hiçbir şey olmamasına kadar Hı -hı. çok özel bir uçak yapıldı. Hı -hı. Adı gibi derin bir darbe. Hı -hı. İşte bütün özelliklerini görüyorsunuz. Büyük büyüktür 1200 kilogram... Yani Öyle. Ee, bu şu demek en büyük sınıftaki bir bombayı atabilme kabilesine sahip. Hı hı. Bütün seyir füzeni atabilirsiniz. 40 bin fit yüksek bir rakamdır. Havada kalış süresi, menzil diye baktığınızda bölgenizde aslında vurucu bir silah sistemi hı hı. ilk uçtu. Biz anlamamış olabiliriz hı hı. ama anlayanlar yemin ol, emin olun bugün Türkiye'nin hanesine bir artı yazdılar kesinlikle. Zaten işte o bahsettiğimiz tüm bu kazanımlar Türkiye'nin dış politikasına, Türkiye'nin duruşuna, Türkiye'nin algısına, imajına nasıl yansıyor? Onu da e, ara ara konuşacağız.